Herkese merhaba, ben Recep Baltaş. Ben Ergün Gök. Bugün sizlerle birlikte Kingston'ın yeni SSD'si HyperX Fury'i inceleyeceğiz. Evet Recep, HyperX Fury'nin 120 GB'lık modelini inceliyoruz. Kingston bildiğimiz üzere uzun yıllardır RAM, SSD gibi bu tür bellek ürünleri üreten bir firma. Evet. HyperX de bunların performans oyuncu serilerine verilen bir isim. Doğru. Fury de bu SSD'nin kendi modeli. Şimdi Recep, sorum şu. Bunun 120 GB'ını inceliyoruz. Piyasada hangi çeşitleri var? Ali, 120 GB ve 240 GB olmak üzere iki çeşit SSD çıkacak Fury modellerinden. İki tane farklı alternatifimiz evet. var. Peki bu disk hangi amaca hizmet edecek? Yani biliyoruz solid state diskler, SSD'ler normal mekanik disklerden daha hızlılar. Evet. Bunun kullandıkları bellek teknolojileri sebebiyle de kapasiteleri mekanik disklerden daha düşük oluyor genellikle. Ama temel işimizi görüyorlar. Peki bu disk gerçekten oyuncular için mi tasarlanmış ve hangi cihazlar için tasarlanmış? Ali, uygun fiyatlı bir disk, uygun fiyatta sabit diskten SSD'ye upgrade eden kullanıcı için daha çok tercih edilecek bir SSD. Bu şekilde tasarlanmış. Evet. Olsun. Amacı bu. Peki yanında çıkan bir tane adaptör var. Ben genellikle 3.5 inç adaptörü çıkmasına alışkanım. Masaüstü bilgisayarda eski 3.5 inç yuvalarına oturtmak için 2.5 diskin yanında geniş adaptör verilir. Bunun kutusundan böyle bir plastik adaptör çıktı. Genelde alışık olmadığım bir tür. Bu ne işe yarıyor? Doğru. Şimdi Ali, SSD'nin boyutu normal şartlarda 7 mm. Fakat her bilgisayarda, her düzüstü bilgisayardaki sabit disk yuvası 7 mm kalınlığında olmayabiliyor. Daha büyük oluyor. Şimdi sen bu yuvaya SSD'yi taktığın zaman SSD boşlukta kalıyor ve oynamaya başlıyor. Mekanik hareketten aslında bozulmaz ama takır tukur ses gelir. Evet, ses aslında burada önemli nokta. Çünkü SSD hareket etse de içerisinde mekanik bir parça olmadığından dolayı biz bozulma söz konusu değil. Evet. Ama sen bu sesi istemiyorsan bu aparatı takıyorsun. Ve ne oluyor? SSD'nin kalınlığı 9.5 mm'ye çıkıyor ve ortadaki o hareket etme potansiyeli kalkıyor. Yani bu bir dizüstü bilgisayara montaj adaptörü yanında gelen plastik. Evet, evet. Altında da iki tane bant var sevgili izleyiciler. Bantları soyup yapıştırdığınız zaman SSD'nizi olduğundan daha kalın hale getirmiş oluyorsunuz. Evet. Demek ki özellikle dizüstü bilgisayarları düşünmüşler. O zaman burada bir parantez açalım, izleyicilerimize paylaşalım. Dizüstü bilgisayarınızdaki mekanik diski ya da SSD'yi başka bir modelle nasıl değiştireceğinize yönelik bir rehberi de kanalımızda bulabilirsiniz. Evet. Tabii ki şimdi dizüstü dedik ama bir soru oluşacaktır okurlarımızın kafasında. Masaüstü için değil mi? Dizüstü için. Kesinlikle. Masaüstü bilgisayarlarda da sorunsuz kullanılabilir. Zaten SATA güç bağlantısını ve SATA kablosunu bağladıktan sonra başka bir şey yapmanıza gerek yok. Üzerinde iki tane bağlantı var. Bir tanesine SATA'yı bağlıyoruz, diğerine de gücü bağlıyoruz. Bu SATA'nın standardı ve hızı nedir hocam? Ali, SATA 6 gigabit standardında ve teoride 150 MB ama pratikte 600 MB gibi hızlara ulaşabiliyor. Peki SSD'nin kendisinin okuma ve yazma hızları nedir Recep? Çünkü SSD'lerde performans değeri olarak biz genelde neye bakıyoruz? Sıralı yazma, sıralı okuma, ondan sonra IOPS, 4K gibi küçük testler, küçük dosya boyutları, büyük dosya boyutları, bunlar biraz benchmark'ta ortaya çıkıyor. Evet, şimdi Kingston'ın iddia ettiğine göre 420 MB okuma ve 120 MB yazma değerleri var. Tabii ki biz testlerde bunlara bakacağız. Daha yakından bu değerleri gerçekten sunuyor mu diye. Verileri bir tekrar eder misin hocam? 420 MB okuma, 120 MB yazma. Yani okuma hızı bunun yazma hızından çok daha yüksek. Evet. Ekonomik bir disk olarak evet, tasarlanmış. Evet, doğru. Peki bunun haricinde ürünle ilgili bilmemiz gereken başka teknik bir detay kaldı mı yoksa yakın bakışa geçiyor muyuz? Biraz daha teknik detay verelim istersen Ali. İçerisinde SandForce SF2281 kontrolcü var. Bunun yanında güç tüketim değerlerinden biraz bahsedelim. Çünkü biliyorsun SSD'lerde güç tüketim önemli. Önemli. Özellikle dizüstü bilgisayarda takacaksan daha da önemli. Masaüstü bilgisayarda o kadar önemsemiyoruz. Çünkü normal mekanik bir disk 10 watt yapıyor. SSD'ler bunun 3'te 1 kadar falan yapıyor normalde ya da yarısı. Evet. Ali, boştayken 0.31 watt tüketiyor, ortalamada 0.35 watt tüketiyor. Okuma esnasında en fazla 1.65 watt tüketirken yazmada en fazla 2.76 watt güç tüketiyor. Çok güzel, güç tüketim değerleri gördüğümüz pek çok modelden daha düşük. Yani 3 wattın altında. Bu açıdan özellikle mobil cihazlarda kullanımı pil ömrünüzü uzatmak için daha iyi. Yani masa üstünde de kullanılabilir ama biraz daha dizüstüne yönelik güç tüketim değerlerine dikkat ettiklerini görüyoruz. Burada. Evet. Evet Ali. Burada bir soru daha var tabii ki. Kullanıcıların en çok merak ettiği ve sabit disklerden SSD'ye geçişte kafasını kurcalayan SSD'nin ömrü ne kadar? Şimdi SSD'ler ilk çıktığı zaman biz şunu biliyorduk. Mekanik disklerin aksine bunların içindeki NAND flash yongaların ömrü daha kısa oluyor diye biliyorduk. Evet. Ve belirli bir kullanım ömrü olacak. Bir süre sonra belleklerin ömrü zaman aşımına uğrayacak diye biliyorduk. Peki bu süre ne kadar? Endişe etmeye gerek var mı? Şimdi Ali, aslında SSD'nin tam ömrü sizin SSD'yi ne kadar yoğun kullandığınıza bağlı ama ben burada farklı bir rakam vermek istiyorum. Bu SSD'ye Ali kendi kapasitesini tam 2950 defa yazabiliyoruz.
Yani 2950 defa SSD'yi tamamen doldurup boşaltabiliyoruz. Peki bu günlük hayat kullanımında nasıl bir şeye tekabül ediyor? Yani kaç yıl kullanmayı bekleyebiliriz? Ortalama 10 yıla tekabül ediyor Ali. Bayağı uzun. Evet. 10 yıl uzun. Yani peki, 10 yıl boyunca SSD'yi 3000 defa doldurup boşaltabilirsiniz. Genelde kullanım senaryosu da bu şekilde oluyor. Günün 24 saati açık kalsa bile yaptığı okumadan çok aslında yazmalar daha çok yıpratıyor. Onu da biliyoruz okumalardan. Evet. Ziyade şunu sorayım, garanti süresi ne kadar diyeceğim? 3 yıl garanti var Ali. 3 yıl garantili bir şekilde kullanabiliyorsun. Bu süre içerisinde bir sorun olursa zaten buyurun verin ya da değiştirin ya da onların şeklinde gidiyor. Bunun haricinde bir şey daha soracağım Recep. Madem bu kadar dizüstünde enerji tüketimine dikkat etmişler. Evet. Bunda alt kısımda metal bir yapı özellikle dikkatimi çekiyor. Üst kısımda da bunun ağırlığı nedir? 90 gram ağırlığı var Ali. 90 gram ağırlığı daha önce incelediğimiz pek çok modelden daha hafif. Ama kapasitesinde tabii 240 ya da daha yüksek değil 120 olduğunu da göz önüne aldım. Üzerindeki flash yongaların sayısı azalıyor. Onlar da bir ağırlık yapıyor. Evet, devasa bir fark olmasa da yine bir ağırlık yaratıyor flash yongalar. İstersen testlere geçelim Ali. Bakalım o yongalara. Evet. Recep, SSD'nin üzerinde neler görüyoruz? Ali, depolama yongalarını görüyoruz. Bunlar Kingston tarafından üretilen 20 nanometre üretim teknolojisiyle üretilmiş depolama yongaları. Her birinde ne kadar hafıza var? 16 GB hafıza var. Bunlardan toplamda görmüş olduğumuz üzere 8 tane var. 128 GB'a tekabül ediyor. Tabii ki bu 120 GB'lık bir model. Arka tarafında da boşluk var göreceğiz. Oraya da çipler takılı zaman kapasite 240 GB'a ulaşmış oluyor. Yani her seferinde aslında üretilen aynı yonga ancak üzerindeki non-flash yongalarının sayısı bunun maliyetini değiştiren temel unsur oluyor. Evet. Peki Recep, burada pek çok bileşen var. Bunlar nedir, ne işe yarıyor? Bunlar SSD'nin güç yönetim bileşenleri. Ali, SATA güç portundan gelen devreler, burada elektrik enerji bu kontrolcüler tarafından kontrol ediliyor. Peki temel kontrolcü nerede? SunForce kontrolcü arka tarafta. İstersen ona yakından bakalım Ali. Evet, arka tarafta gerçekten bu yuvaların boş olduğunu görüyoruz. 240'lık bir model olsaydı burada da 8 tane daha modül olacaktı. Evet. Kontrolcü yine bu tarafta yer alıyor, değişmiyor. Kontrolcüye SunForce dedik ama bunun farklı modelleri var acaba. Sayısı SunForce çıktı. Piyasaya ilk çıktığı günden bu yana modeller değişti. Evet Ali, hatta SunForce da çok el değiştirdi. Baktığımız zaman en son Seagate'e kadar gelmiş durumda. Buradaki kontrolcünün modeli de SF2281. SF2281 nasıl bir model peki Recep? Giriş seviyesi bir model Ali. Giriş seviyesi SSD'lerde kullanılıyor. Tabii ki ilk çıktığı zamanlar performanslı SSD'lerde de kullanılıyordu ama artık günümüzde biraz giriş seviyesi kalıyor. Her zaman önce geliştirilen hızlı olan kontrolcüler birkaç sene sonra giriş seviyesine doğru ucuzlayıp herkesine erişebilecek hale geliyor. Performans da uç noktadaki ürünler de artıyor. HyperX Fermi'nin testlerine kristal disk marker ile başlayalım Ali. Başlayalım Recep. Vaat ettiği okuma ve yazma değerlerine yakın değerler görebilecek miyiz? Evet. Kristal disk markta sonuçlar bu şekilde: 400 MB okuma, 130 MB yazma değerleri söz konusu. Sıradaki testimizi Atto Disk Benchmark ile gerçekleştireceğiz. Başlayalım Recep, bakalım bu test bize nasıl sonuçlar verecek. Atto'nun sonuçları nasıl Recep? Okumada 544 MB ve bunun yanında da yazmada 479 MB gibi değerler görüyoruz. Buradan da görülebileceği üzere. Evet sevgili izleyiciler, sizlerle birlikte üzerindeki non-flash yongalara da baktık, kontrolcüye de baktık, testleri de yaptık. Recep, testlerde karşımıza farklı sonuçlar çıktı. Farklı testler farklı sonuçlar veriyor. Evet. Bu noktada sana şunu sormak istiyorum. Şimdi Kingston'ın kendi sitesinde de teknik dokümanlara baktığımız zaman burada farklı hızların yazdığını, bunların açık açık belirtildiğini görüyoruz. Ama alışveriş sitelerinde genelde hemen 500 MB okuma, 500 MB yazma diyorlar. Testleri ve bunları nasıl değerlendiriyorsun? Ali, bunun iki nedeni var. Programların, özellikle de test programlarının sıkıştırılmış veri kullanması ve bazı programların sıkıştırılmamış veri kullanması. Peki hangisi doğru? Şimdi ikisi de doğru aslında Ali, çünkü gerçek dünyada ikisini birden kullanıyoruz. İkisi birden zaten diskimizde diyorsun, farklı dosyalar sıkıştırılmış, farklı dosyalar sıkıştırmamış oluyor. Aynen öyle. Yani iki test programı da hem Crystal Disk Mark hem de Atto'nun verdiği sonuçlar da doğru. Burada bir sorun yok. Çünkü biz de gerçek dünyada SSD'mize hem sıkıştırılmış veriler yazacağız hem de sıkıştırılmamış veriler yazacağız. Doğal kullanım. O verilerin her birini tek tek alıp analiz etmek gibi bir şansımız yok. Bir de hangi programın ne tür veri kullandığı ile ilgili de o şekilde bir bilgi bulup buna göre optimizasyon yapma imkanımız yok. Evet. Özetle ortaya çıkan sonucu değerlendirelim o zaman. Ortaya çıkan sonuç şu: sıkıştırılmış veri yazdığımızda yazma değeri 480 MB saniyede. Çok yüksek. Okuma değeri de 540 MB saniyede. Okuma değeri normalde tanıtılan 500 MB'ın bile üzerine çıkmış. Evet. Yazma hızı da neredeyse 500'ü yakalamış. 480 olmuş. Bu yani yazılan değerler teste gerçekten elde ediliyor. Yazılanlar doğru. Doğru Ali. Peki Crystal Mark'taki sonuçlar? Ali, Crystal Disk Mark sıkıştırılmamış veri yazıyor SSD'ye. Okumada 400 MB, yazmada
da 130 MB değerlerini sunuyor bize saniyede. Yani bunun okuma değerinin minimum 400 olduğunu, evet, yazma değerinin minimum en kötü koşullarda bile 130'un altına düşmeyeceğini kabul edebiliriz. Çok rahatlıkla. Ama normal gündelik kullanımda 130'un üzerinde sıkıştırmış sıkıştırmamış veri harmanıyla 480 MB'a varan hızlara da ulaşabileceğiz. Evet, ikisinin ortalamasında yani. O zaman anlıyoruz ki bu hesaplı bir SSD olarak ön plana çıkıyor Recep. Evet. Üst düzey oyun bilgisayarlarında en yüksek yazma hızını garanti etmek üzere tasarlanmış. Doğru. Zaten kontrolcüsünün hesaplı bir seri olması da bunu gösteriyor ortaya. Fiyatını peki ne kadar fiyatı nasıl değerlendiriyoruz? Gerçekten bu amaca uygun oluyor mu o zaman? Bu amaca uygun Ali. 120 GB modelin fiyatı 200 TL civarında. Şu anda herhangi bir indirim olmadan bu fiyat. Tabii indirimsiz düz fiyatı 200 TL ise indirimli hali daha uygun. Evet, indirimli haline daha da uygun fiyatı alınabilecek. Kingston'ın iddia ettiği gibi uygun fiyata kapasite sunan bir SSD upgrade imkanı isteyen kullanıcılar için tercih edilebilir bir SSD olmuş. O zaman son olarak ben şunu söylemek istiyorum Recep. Özellikle düşük güç tüketimiyle masaüstü bilgisayarlardan çok dizüstü bilgisayarlarda o mekanik diskten kurtulup SSD'ye geçmek için hem fiyat hem kapasite hem de okuma yazma hızları olarak çok güzel bir denge sağladığını söyleyebilirim. Evet, geçiş yapmak isteyenler de kanalımızdaki yine geçiş rehberini kullanabilirler. Çok rahatlıkla var olan sabit diskinizi SSD'ye klonlayabilir. Bu sayede deliksiz bir geçiş yapabilirsiniz. Çok rahat bir geçiş yapabilirsiniz sevgili izleyiciler. Evet, sizler birlikte Kingston'ın HyperX Fur modelini inceledik. Ben Recep Baltaş. Ben Ergün Gök. Bir başka incelemede görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.